Fark ettiniz mi bilmiyorum ama insanlar şu sıralarda acayip fazla derecede dinozor keşfi yapıyor. Hepsine yetişmeye çalışıyorum ama cidden çok zor bir şey çünkü çok fazla yeni keşif var. Bir sürü yeni keşfin arasından biri oldukça ilgimi çekti çünkü en sevdiğim dinozor grubuna aitti. Yani Spinosaurlar. Topluluk kısmında bu fotoğrafı paylaştım ve çoğunuz buna Baryonyx, Suchomimus veya başka Spinosaurların adını söylediniz fakat hiçbiri değildi. Aslına bakarsanız ikisi aynı tür bile değil, farklı türler. Ve ikisi de geçtiğimiz hafta İngiltere'de keşfedildi. Bu yeni bir videonun yanında aynı zamanda yeni bir serinin başlangıcıdır. Bu seride ilgimi çeken paleontolojik keşiflerden bahsedeceğim, yeni yapılmış. Aslında bu videonun konusu Özbekistan'da keşfedilen yeni Karakarodontosaurid dinozor olacaktı fakat bu spinozorlar bayağı ilgimi çekti, o yüzden onu sonra yapacağım. Şimdi artık yavaş yavaş videoya başlayalım. Birleşik Krallık sınırları içerisinde olan White Adası'nda iki yeni etobur dinozorun keşfi yapıldı geçenlerde. Ve fosiller bulunduktan sonra bu dinozorların timsah benzeri kafalara sahip balıkçılı teropod grubu Spinosaur grubunun üyeleri oldukları anlaşıldı. Bu yeni türleri daha iyi anlamak için Spinosaurus ailesine bir bakmamız gerekiyor. Bu familya Baryonyx tarzı Spinosauruslar ve Spinosaurus tarzı Spinosauruslar olarak ikiye ayrılır. Irritator, Oxalia, Valebona venatrix ve tabii ki Spinosaurus'un kendisi Spinosaurus tarzı Spinosaurlar grubunda yer alır. Öte yandan Suchomimus ve Baryonyx ayrıyetten bugün anlatacağım iki tür de Baryonyx tarzı spinozorlarda yer alır. Genelde spinozor türüne ait fosiller kafatası dahil olmak üzere çoğu kısmı eksik olarak bulunur. Hatta bulunan ilk Spinosaurus fosili bir alt çene, sırt yelkeni ve birkaç omurga kemiğinden oluşmaktadır. Başka bir örnek daha isterseniz Oxalia, Spinosaurus'a çok benzediğini düşündüğümüz bir dinozor. Bu dinozoru sadece 4 tane fosilden tanımladık. Yani anlayacağınız bayağı bir eksik parçası var. Genel durum spinosauritlerde böyle olsa da Baryonyx'in neredeyse eksiksiz bir iskeleti bulunmuştur. Yeni bulunan dinozorların kafatası ve kuyrukları kısmi olsa da iyi korunmuştur. Bu yüzden de dinozorlar hemen isimlendirildi ve aile ağacındaki yerlerini aldılar. İlk bulunana Riparovenator yani nehir kıyısı avcısı adı verildi. Diğerin ise kafasındaki belirgin çıkıntı yüzünden Ceratosuchus ismi verildi. Bu iki dinozor beraber bir şekilde 129 milyon yıl önce yaşadı. Bu biraz ilginç bir şey çünkü her ekosistemde genelde sadece bir tane spinozor türü olur. Örneğin Spinosaurus aegypticus bölgesindeki tek spinozor türüydü. Bazen Suchomimus ve Spinosaurus beraber yan yana yaşıyormuş gibi gösterilir. Bunun sebebi ikisinin de Afrika'da yaşamış olmasıdır. Fakat aynı zamanlarda değil. Suchomimus Spinosaurus'tan çok daha önce yaşamıştı. Fakat bu yeni keşfedilen Ceratosuchus ve Riparovenator aynı zamanda aynı yerlerde yaşıyorlardı. Sadece burada da kalmıyor. Bu iki tür Baryonyx'te de aynı zamanda aynı yerde yaşamış olabilir. Bu kadar çok Spinosaur türünün yan yana yaşamış olması acaba dünyaya Avrupa'da mı yayıldılar sorusunu akla getiriyor. Dünya yayılmak belki olmasa da Afrika'ya buradan geçmiş olabilirler. Afrika'daki şartlar yüzünden Avrupa'da hiç olamayacaklara kadar büyüdüler. Bu yüzden de büyük ihtimalle Afrika'da yaşamış Spinosaurlar Avrupa'da yaşamış daha eski Spinosaurlara göre daha büyükler. Ceratosuchus ve Riparovenator hakkındaki çalışmalar devam ediyor. Yıl içerisinde bu iki türü bol bol duyacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu yeni türler bize spinozorlar hakkında yeni bilgiler verecekler. Evet, bugünkü videonun da sonuna geldik. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Bye bye.